Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde present continuous tense olan şimdiki zamanı göreceğiz. Evet, şimdiki zamanın genel bir tanımına bakalım arkadaşlar. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanırız biz bu tense arkadaşlar. Olumlu cümleleri var, olumsuz ve soru cümleleri var arkadaşlar. Temel kuralımız bizim şu: özne, yardımcı fiil, asıl fiile gelen ing takısı. Yani olmazsa olmazlardan bir tane, iki tanesi şudur. Bir, yardımcı fiil kesinlikle olacak. Bir de ing 2 olacak arkadaşlar. Örneklerime baktığımda arkadaşlar, I am playing, you are playing. Are yardımcı fiil, playing'deki ing takısı da arkadaşlar zaten your ekine denk geliyor. Olumsuzlarına baktığımızda arkadaşlar, you are not playing. You are not playing. Oradaki not eki de zaten olumsuzluk veriyor. Bunların soruları da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yardımcı fiillerimiz arkadaşlar cümlenin başına geliyor. Cümlenin başına gelerek soru oluşturuyor. Are you playing? Are we playing? Gibi. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Olumsuzlarda, soru cümlelerinde, diğer tenslerde düşme olayları oluyordu arkadaşlar. Burada herhangi bir düşme söz konusu değil. Fiil, cümle, kalıp her şey olduğu gibi yazılıyor. Evet, olmazsa olmazlardan arkadaşlar kurallarımız. Birinci kuralımız, E harfi ile biten fiillerde E düşerek ING2 geliyor arkadaşlar. Örneğin, write writing, smoke smoking, type typing gibi. İkinci kuralımıza bakalım. İkinci kuralımız arkadaşlar, İ-Y harfleriyle biten fiillerde İ-Y harfleri Y harfine dönüşerek ING2'yi alıyor arkadaşlar. Lie lying, tie tying, die dying gibi. Yine üçüncü bir kuralımız, bir sesli ve bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır arkadaşlar ve ING eklenir. Cut cutting, plan planning, run running gibi. Kurallarımızla devam edelim arkadaşlar. Dördüncü kuralımız, İki sesli bir sessiz harf varsa arkadaşlar direkt ING eki ekleyebilirsiniz. Çünkü sessiz harf çift yazılmaz arkadaşlar. Keep keeping, read reading gibi arkadaşlar. Beşinci kuralımıza gelelim. İki sessiz harf varsa ING eki eklenir. Sessiz harf çift yazılmaz direkt arkadaşlar. Sing singing, wash washing gibi. Son bir kuralımız, istisnai bir durum olarak ele alalım ve altıncı kural olarak söyleyelim. W, Y, X harfleri arkadaşlar çift yazılmaz. Snow, snowing, fix, fixing, pay, Evet, time expressions dediğimiz zaman ifadelerimiz var bizim şimdiki zamanda kullandığımız arkadaşlar. Bunlar şöyle yardımcı oluyor bize. Bunlardan bir tanesi cümlenin içinde varsa direkt bu tensin şimdiki zaman olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bunu söyleyebilmek için de şu time expressions'ları ezberlemek lazım. Now, at the moment, at present, right now, just now, for the time being, for now, this week, this month, this year, today gibi zaman ifadelerini arkadaşlar ezberlemek lazım. Çünkü bunlar bize şimdiki zamanı ele veriyor arkadaşlar. Evet, kuralları anlattığımıza göre arkadaşlar birkaç tane örneklerimize bakalım. Olumlu, olumsuz ve soru olmak kaydıyla arkadaşlar. Olumlu sorularınıza bakalım. You are learning English now. Oradaki now neydi arkadaşlar? Time expressions'tı, zaman ifadesiydi arkadaşlar. Direkt cümleyi okumadan da now gördüğümüz için bu tensin şimdiki zaman olduğunu karar verebiliriz arkadaşlar. İkincisine bakalım. They are reading their books. Baktığımda yardımcı fiilim var arkadaşlar. Are ve ing eki reading'e gelmiş ve bunlar olumlu cümle yapısı olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Olumsuz cümlelere bakalım. I am not writing a letter. Arkadaşlar olumsuz bir cümle ama ing eki falan düşmüyor ya da yardımcı fiil düşmüyor. Buna dikkat ediniz. She is not crying, she is laughing. Evet, bunlar da yine nedir arkadaşlar? Olumsuz cümlelere örnekti arkadaşlar. Bir de soru cümlelerimiz var bizim. Daha önceden de ifade etmiştim. Yardımcı fiillerimiz cümlenin başına gelerek bize soruyu oluşturuyor arkadaşlar. Are you going to the library?
Is your aunt still cleaning the balcony? Evet, soru soruyor arkadaşlar. Soru kalıplarımız, evet. Yardımcı fiil başa geliyor. ING, İNH, keza var. Bunları da bu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for listening.